Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Özelleştirme ve TÜİK bütçesi konusunda görüşlerimi Cumhuriyet Halk Partisi olarak anlatacağım. 1986 yılından beri AKP'nin iktidara geldiği döneme kadar 8.2 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. 2002 yılından günümüze kadar da toplam 62 milyar dolarlık satış gerçekleştirilmiş. AKP iktidarda olduğu süre boyunca 273 kuruluşta satış devir işlemleri yapılmış. Bu kuruluşlardan 268'inde ise kamu payı bırakılmış. Yani kamu payı 5'inde kalmış, 268'inde kamu payı bir kenara itilmiş. Bu paralar nereye gitmiş? Yatırmama gitmiş. Hayır, bu paralar 18 yıl sonunda geldiğimiz noktada uçup gitmiş. 70 milyar dolar. Nereye gittiği belli değil. 2002 yılından beri yerli millilik iddiası söylenmiş, ancak özelleştirme ile ilgili olarak yabancı şirketlere, yerli işbirlikçilerine ekonomi, yatırımlar, cumhuriyet değerleri peşkeş çekilmiş. Özelleştirme adı altında satılan bütün varlıklarımız bir avuç iktidar yandaşına peşkeş çekilmiş. Önce fabrikalar elden çıkarılmış, Türkiye Şeker Kurumu'na ait 14 şeker fabrikası özelleştirilmiş. Sonra Türk Telekom Lübnanlıların, Tüpraş İsraillerin, Petkim Azerbaycan'ın, Tank Palet ise Katarlara peşkeş çekilmiş. Satacak şirket bırakmayınca tesis ve varlık satmaya başlanılmış. Önce elektrik dağıtım şirketlerini, sonra da kamu arazilerini, elektrik santrallerini, limanlarını elden çıkarmaya başlamışsınız. Ve çıkarmaya halen devam etmektesiniz. 2002-2019 arasında 11 liman, 98 elektrik santrali, 50 tesis ve işletme, 11 otel, 3.917 taşınmaz ve araç muayene hizmetleriyle maden ruhsatları özelleştirilmiş. Buralarda çalışan 72.825 kişiden 9.295'i ise işten çıkarılmış. Peki ne için, kim için? Enerji dağıtım şirketleri devletin elindeki hatları bakım ve yenileme güvencesiyle devralmışlardı. Ancak bu bakım, onarım ve kayıp maliyetlerini kendileri karşılamadılar, faturalara yansıttılar. Bu uygulamanın doğru olmadığını hükmeden Yargıtay kararını ise birkaç saat içinde çıkarılan yasayla bertaraf ettiniz. Dün de bir tebliğ yayınlandı. Pandemi ve ekonomik kriz yüzünden işsiz kalan, geliri düşen halk elektrik faturasını ödemekte zorluk çekerken elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi keyfi giderleri 5 yıl daha elektrik faturalarına eklenecek. Tüketiciyi ilgilendirmeyen bu birçok harcama elektrik faturasına yansıtılacak. Bu uygulamanın doğru olmadığını hükmeden Yargıtay kararında biraz önce söylediğim gibi bir kenara ittiniz. Sizin düzeninizde her zaman hep şirketler, kaybedense vatandaş. İşte sizin özelleştirme politikanız bu. Biz buna millet malının yandaşlara peşkeş çekilmesi olarak diyoruz. Kamu varlıklarının şirketlere aktarılması bir yana, devletin yapması gereken yatırımlarını da devrettiniz. KOİ yap işlet soy yöntemiyle yurttaşın cebinden ödediği alım garantisini getirdiniz. Türkiye'nin 25 yılını ipotek altına aldınız. Ve milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak lafının koca bir yalan olduğunu ortaya çıkardınız. KOİ projelerinin 2008-2020 arasında kamuya getirdiği toplam maliyet 153.8 milyar doları bulmakta. Bugünkü kur üzerinden hesaplandığında bu maliyet Türkiye'nin neredeyse bir yıllık bütçesi olmakta. Hepsini yandaş, beşli, çeteye garanti adı altında verdiniz. Zararını da halkın cebine yüklediniz. Sayıştay'ın özelleştirme idaresi başkanlığı ile ilgili raporunda da başkan yardımcısının aracına dikkat çekildi. Raporda 06 Aydın Denizli Edirne 688 plakalı aracın herhangi bir resmi görev yasası olmaksızın olağan kullanım düzeyini aşan bir şekilde 2019 yılı içerisinde 57.415 kilometre yol yaptığı görülmüştür ifadesi yer aldı. Burada sarayın larelerine 1.3 milyon lira ödendiği aklımıza geliyor. İsraf, şatavat sarayın yönetiminin yöntemi oldu. İşte zihniyet bu. Kamu kaynaklarını sömürmek, işlev ve şatavat zihniyet haline getirildi. Diğer bir batık gemi ise saraya bağlı çalışan TÜİK. Pandemiden önce var olan ekonomik kriz salgınla beraber ekonomik buhrana dönüştü. İşsizlik, döviz kurları rekor kırdı. Ama TÜİK'e göre her şey güllük gülistanlık.
işsizlik oranları azalıyor, ekonomimiz büyüyor diye açıklandı. Tamamlayın sözlerinizi lütfen. İşsizlik Kasım ayı raporlarına göre 10 milyonu çoktan geçti. TÜİK'e göre ise Türkiye genelinde işsiz sayısı 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu. Enflasyon %40'lara dayanmış, TÜİK %14'lerde diyor. Kısaca TÜİK yurttaşın cebindeki enflasyonu değil, sarayın arka odalarındaki enflasyonu hesaplıyor. TÜİK'in bize yaşattığı bir diğer sevinçse yaşadığımız iddia edilen ekonomik büyüme, ancak OECD raporlarında Türkiye'deki ekonomik aktivitedeki düşüşün %15 olduğunu söylüyor. Bizim haberimiz yoktu ama TÜİK'in hesaplarına göre bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ekonomimiz %6 büyümüş. Hepsi yalan. TÜİK yine gerçeklerle uzaktan yakından bağdaşan tespitlerde bulunmuyor. Ülkemizde yaşanılan krizin tamir edilmesi bir yana tüm bunlar bilerek saklanıyor. Sayıştay'ın TÜİK'in 2019 yılı raporunda da kurumun kendi hesaplarında bile hatalı tutulduğu belirtildi. TÜİK açıkça yalan söylüyor. Büyüme verileri, istihdam verisi, enflasyon da yalan. Kurumlarda liyakatı bitirdiniz, sadakat dönemini getirdiniz. Artık bu kurumun inandırıcılığın, tarafsızlığının kalmadığını biliyoruz. Şu an iktidarın ve ona... Tamamlayın sözlerinizi. Hepinize saygılarımı sunuyorum.